Herkese merhaba. Yılın bu son soğuk ve son günlerinde Biz Bize programına tekrar hoş geldiniz. Soğuk ama çok güzel bir gündeyiz. Evet, ben bugün konuk sunucu olarak buradayım. Sevgili Demet Şener rahatsızlığı dolayısıyla yanımızda değil. Ona buradan kucak dolusu sevgilerimizi ve güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, bugün görev bende, bana emanet. Yine güzel bir program yapacağız inşallah. Yapacağız. Harika konuklarımız var. Hatta konuklarımızın bir kısmını ben de tanıyorum. Çok keyifli bir yayın olacağına eminim. Sakın ekranlarınız başından ayrılmayın. Bakalım. Dop dolu bir program bizi bekliyor. Bize gelin. Femurbaşı avasküler nekrozu nedir? Belirtileri nelerdir? En çok kimlerde görülür? Bu kalça rahatsızlığının evreleri var mı? Nasıl tedavi ediliyor? Kalça sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekiç cevaplayacak. Tansiyon yüksekliği nedir? Hangi değerler hipertansiyon anlamına geliyor? Hipertansiyon hastalığının nedenleri neler? Kolesterol nedir? Nasıl belirtiler gösterir? En çok kimlerde görülür? Hipertansiyon ve kolesterol hastaları nelere dikkat etmeli? Nasıl beslenmeli? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür yanıtlayacak. Anti-inflamatuar beslenme nedir? Bu beslenmede neler tüketiliyor, neler tüketilmiyor? Herkes anti-inflamatuar beslenme yapabilir mi? Anti-inflamatuar beslenmenin olmazsa olmazları neler? Diyetisyen Necla Coşkun anlatacak. Kadına şiddetin önüne geçmek için neler yapılabilir? Mevcut yasalar ne kadar caydırıcı? Kadın haklarıyla ilgili toplumda nasıl farkındalık yaratılabilir? Hayvan hakları yasası neden gerekli? Hayvana şiddet neden suç sayılmalı? Avukat Serra Taşköprü cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize'de. Evet, söylediğimiz gibi Biz Bize'de dop dolu bir program bizi bekliyor. İlk konuğumuz yanımızda diyetisyen Necla Coşkun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tamam, çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Anti-inflamatuar beslenme nedir? Ben de ilk kez duyuyorum. Enteresan bir şekilde genelde bu tip şeyleri bilirim. Ne anlamalıyız bundan? Anti-inflamatuar beslenme aslında vücudumuzdaki inflamasyonu yani iltihaplanmayı azaltmaya yönelik bir beslenme tarzı. Hı hı. Şimdi iltihaplanma dediğimizde aslında kulağa kötü gelse de çok kötü değil ama iki türü var. Hı. Akut ve kronik olarak. Akut kronik aslında vücudumuz kesildiğinde ya da bir bakteri virüs geldiğinde bağışıklığımızın doğal bir sürecidir. Yani bağışıklık tepki verir, tepki verdiğini gösterir. Ama anti-inflamatuar beslenmenin burada önlediği şey kronik inflamasyon. Çünkü kronik inflamasyon birçok ciddi hastalığa sebep oluyor. Kronik inflamasyon başlı başına bir hastalık olduğu gibi başka şeylere de mi yol açıyor yani? Aslında kronik inflamasyon dolaylı olarak birçok sağlık problemine sebep oluyor. Ne gibi rahatsızlıklar bunlar mesela? İşte eğer ki genetiğinizde varsa zaten bu süreci hızlandırıyor. Diyabet, kanser, Alzheimer, kalp ve damar rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıklarına sebep oluyor ama genetikte olmasa bile kronik inflamasyonun çok fazlası ileriki yaşlarda bu tarz hastalıklara sebep olabiliyor. Beslenmeyle o zaman inflamasyonun bir ilişkisi var. Yani şimdi beslenmemiz bizim bağırsaklardaki tabii inflamasyonu da etkiliyor. Evet. Peki şimdi nasıl tür bir beslenme yapmak lazım? Yani anti-inflamatuar beslenme neleri içeriyor, neleri içermiyor? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz bize? Tabii ki. Aslında anti-inflamatuar beslenme Akdeniz tipi beslenmeye çok yakın. Hı hı. Yani sebze meyve ağırlıklı, tavuk, kırmızı et tüketimi kısıtlanmış, tahıl, kuru baklagil, bunların ağırlıkta olduğu bir beslenme. Ama anti-inflamatuarda altını çizdiğimiz çok önemli ilkeleri var ve günlük ve haftalık rutinler olarak hayatımıza sokmamız gereken önemli püf noktaları. Neler? Bunlar? Bunlar şöyle, haftada 4-5 porsiyon kadar alüvyum ve krusifer ailesine ait sebze meyve tüketiminin olması gerekiyor. Bunlar, nedir yani bunlar? Alüvyum ailesine ait sebzeler pırasa, sarımsak, soğan, yeşil soğan, kuru soğan. Krusifer ailesindekilerde brokoli, kara lahana, mor lahana, lahanagiller yani Brüksel lahanası. Ama burada asıl önemli olan şey bunların çiğ tüketilmesi. Mesela brokoliden örnek verelim. Biz genelde onu haşlarız hatta sağlıklı olsun diye buharda pişirelim deriz. Evet. Halbuki o bile bu kadar değerli bir besinden yararlanmamızı engelliyor. en güçlü antikanser besinlerden bir tanesi. Brokoli, yani antiinflamatuar beslenmede neyi nasıl tüketeceğimizi, işte ne kadar ısıya maruz bırakacağımızı söyle. Brokoli de bunlardan bir tanesi aslında. Yemeden önce çiğ olarak onu bir ezme, presleme ya da işte minik minik doğrama, rendeleme yaptığımızda içerisindeki 2 tane aktif olmayan enzim birleşip aktifleşerek sülforofeni, yani kansere karşı antiinflamatuar etkisi yüksek olan bir madde açığa çıkıyor. Bu etkinleşmezse ısıya maruz kaldığında hiçbir şekilde fayda sağlayamıyoruz. O zaman peki çiğ brokoli nasıl tüketeceğiz? İşte çok lezzetli bir şey olduğu yani için soruyorum. Evet. Çok limon, biraz baharat falan eklersek aslında salata gibi düşünürüz değil mi? Evet, yani şöyle çiğ tüketmenize gerek yok. Burada da önemli püf noktası var. Şimdi siz sülforofeni aktif hale getirdiğimizde, yani biz onu parçaladık, 15 dakika bekledik, enzimler aktifleşti. Onu dilerseniz çiğ tüketip içerisine de hardal tozu veya tohumu döktüğümüzde bunun emilimi çok daha fazla artıyor. Yani biyo yararlılığı artıyor. Şimdi ben bir Adana olarak bana çok zor gelir. Yani çiğ tüketmek. Ama şöyle eğer ki aktifleştirdikten sonra diyelim ki robottan geçirdiniz. Şimdi onu soracaktım. Yani böyle... Brokoli çorbası yapacaksanız robottan geçip 15 dakika beklerseniz onu her şekilde ısılı işleme maruz bırakabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Yani şunu söyleyeceğim. Bekledikten sonra ısıya maruz bırakabiliriz. Evet, ama o enzimlerin aktifleşmesini beklememiz gerekiyor. Şimdi bir doğulu kültürü var. Mesela Güneydoğu, Adana kültürü olarak. Bunları tüketmek için şimdi çiğ beslenelim diyorsunuz ya, çiğ alalım diyorsunuz ya. Bunları bizim için daha kolay hale getirebilecek bir şekilde o zaman posa haline getirmek lazım. İşte rendeden geçirmek lazım. Belki farkında olmadan böyle salataların içerisinde 2-3 çiçek rendelediğimizde aslında hiç tadı gelmiyor. Hani o biraz ön yargılı olduğumuz için brokoli gerçekten çiğ zor, ama mesela beyaz lahanayı falan da çiğ biçimde salataya konunca ben çok severim mesela. Evet, çok yani yemesi daha kolay lezzetlidir oluyor aslında yemeği yapılan şey. O yüzden ama brokoli ve diğerlerinde önce kesip posasını çıkarırsak 15 dakika sonra ısıya da maruz bırakabiliyoruz. Evet, ısıya maruz bıraktığınızda bir şey olmuyor. Önemli olan o ikisindeki iki aktif olmayan enzimlerin birleşip aktifleşmesi. Peki her türlü sebze meyve için mi aynı şey geçer? Hayır, her türlü değil. Krusifer ve alüminyum ailesindekileri özellikle ben hani çiğ tüketilmesini istiyorum. Mesela yemeklerin yanında yeşil soğan, sarımsağı normalde yemeğin içerisine koyarız, pişer. Yine aynı şekilde faydasını alamıyoruz. O da çok güçlü bir anti-inflamatuar etkili. Evet. Yani cacıkların içerisinde, salatanın içerisinde bunu da haftalık rutinler oluşturabilirsiniz. Mesela haftanın 3 gün çiğ brokoli yiyeceğim. Tabii bunu bir öğün olarak değil de salatanızın yanında. Haftanın 2 gün, tabii her gün sarımsak yiyemeyiz. Yani onun kokusunu anlamam, ama haftada 2-3 evde olacağımız günler cacığın içerisine. Yutsak sarımsağı. Şöyle, ben kışları yapıyorum yatmadan. Evet, o güzel bir antibiyotik aynı zamanda ya. Eğer çiğnemiyorsanız biraz onun çiğnenmesi, yani şöyle 4'e bölerseniz, biraz bir parçalama işlemine maruz bırakırsanız olur, ama tüm olarak yuttuğunuzda... Tamam, 2'ye bölüp yutacağım bundan sonra, o zaman öyle karar vereceğim. Peki ne tüketmiyoruz bu beslenme şeklinde? Yani şöyle birkaç tane daha ekleyeceğim yine önemli olan. Şimdi trans yağ tüketimi burada kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani bizim antiinflamatuarda kesinlikle yasakladığımız trans yağ. Çünkü güçlü bir inflamasyon yaratıyor vücutta. Trans yağ açalım mı seyircilerin için? Nelerde var, nelerde yok? Nasıl anlayacaklar trans yağ olup olmadığını? Ya aslında şöyle bazı yağların birkaç kez yüksek ısıya maruz bırakıldığında, özellikle fast food, ondan sonra kızartmalar, hani bu tarz şeyler de mutlaka trans yağ bulunuyor. Birçok paketlenmiş ürün gıdalarda bulunuyor. Fakat burada şöyle bir yanlış yapıyoruz. Biz normal sağlıklı olsun diye dışarıda yemiyoruz, kızartma tüketmemeye çalışıyoruz. Ama biz evimizde her gün trans yağ alıyoruz. Farkında olmadan sebze yemeği yapsak bile. Şimdi bizim kültürümüzde, aslında bütün kültürlerde ilk başta soğanı zeytinyağında kavururuz. O karamelize olur, yanar, biraz böyle pembeleşir. Orada zeytinyağı yüksek ısıya maruz bıraktığımızda içerisindeki karbon yapıları bozulduğu için transa geçiyor. Yani biz sebze yemeğini yapıyoruz ama aynı zamanda trans yağ alıyoruz. Çocuklarımıza yediriyoruz ve küçüklüğümüzden beri de aslında trans yağ yemiş olduk. Peki nasıl kullanacağız o zaman yağı? Doğru pişirme yöntemi ne olmalı? Onu şöyle yapmamız gerekiyor. Yani bildiğimiz gibi sebze yemeklerini yapacağız ama soğanı suda kavurup bütün her şeyi olduğu gibi yapıp ısıdan aldıktan sonra, ocaktan aldıktan sonra üzerinde zeytinyağı gezdirebiliriz. Üzerine o zaman zeytinyağı hani 180 derecenin üzerine çıkmaması gerekiyor. Bir şey soracağım. Şimdi hiç et yemeyeceğiz mi? Şöyle antiinflamatuar beslenme. Tabii ki soruları geliyor. Et yemeyeceğiz mi yani? Ben de Adanalıyım bu arada. Evet, aynen. Çok güzel. Şöyle eti tabii kısıtlayamıyoruz. Yani et hem B12 alımı açısından ama anti-inflamatuar da biz bunu haftada 1'e düşürüyoruz. Hı. Çünkü içerisindeki doymuş yağ oranı fazla. Anti-inflamatuar beslenmede biz doymuş yağ da çok istemeyiz. Bir de kırmızı ette de şöyle bir şey var. Bunu pişirdiğimizde tavada, ızgara olsun ya da mangalda etin içerisindeki toksin ve karsinojik maddeler ortaya çıkıyor. Evet, anti-inflamatuar beslenmede deriz ki mutlaka pişirmeden önce öncesinde şekersiz meyve sularıyla, yani taze portakal suyuyla marine ettiğiniz zaman içerisindeki toksik maddelerin salımını engellemiş oluruz pişirme esnasında. Çünkü o da ısıya maruz kaldığında aslında birçok karsinojik maddeler çıkıyor. Yani. Çıkarıyor. Onu hiç bilmiyorduk. Peki kesinlikle tüketmeyeceğiz dediğimiz trans yağ var dedik. Eti haftada 1'e indirdik. Başka neler var? İşlenmiş gıdalar, şekerli gıdalar. Beyaz un var. Aynı zamanda bir de omega 3 tüketimi çok önemli. Omega 3 oranınızın omega 6'nın altında kalması gerekiyor. Yani haftada 2-3 balık, her gün ceviz, chia, keten tohumu, yağlı tohumlardan tüketip omega 6 alımını da azaltmak için yine paketli ürünleri azaltmak, işte kızartmaları azaltmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var ama şimdi benim, yani ben mesela 28 kilo verdim. O diyeti yaparken kendime göre bir şey ayarladım. Ama benim yaptığım diyeti başkasında faydalı olmadı. Şunun için soruyorum. Yani şimdi herkesin bağırsak sistemi aynı değil. O anti-inflamatuar diyeti herkes yapabilir mi, yapamaz mı, kimler yapabilir? Şöyle, aslında herkes yapabilir ama bazı özel durumlar var. Mesela tiroid hastalarında krusifer ailesine ait besinler, guatrojenik besinlerde olduğu için onların... Nelerde o besinler, bir daha onu hatırlayalım. Brokoli, lahana, mor lahana, bütün lahana çeşitleri, brüksel lahanası, bunlar krusifer ailesine aynı zamanda guatrojenik besinler olduğu için tiroid hastalarında bunların çiğ tüketilmesini istemeyiz. Daha çok pişirilmesini isteriz. Bir orada aslında uyarırız tiroid hastalarını ya da onun muadilinde olabilecek ya da onu... Hani vücuttaki inflamasyonu daha iyi azaltacak yeşil sebzelere daha fazla yönlendiririz. Onun dışında gastrit ya da sindirim problemi olanlarda da bu sıkıntı oluyor. Sadece birkaç maddeyi atlayabiliyoruz. Ben mesela geldiğim zaman ben anti-inflamatuar beslenmek istiyorum diye size başvurduğum zaman nelere bakıyoruz? Yani bağırsak sistemine bakıyoruz, kan değerleri falan, bunu yani değerden... Şöyle, zaten her çalışana bakılıyordu herhalde. Evet, kan değerlerine mutlaka bakıyoruz. Çünkü kan şekerinizde eğer bir yüksekse buna göre ayarlıyoruz. Onun yanında tiroid hormonlarınıza bakıyoruz. B12'niz tam mı? D vitamininiz tam mı? Çünkü kilo vermeyi etkileyen birçok vitamin mineral var. Eğer bunlar yetersizse anti-inflamatuar beslenmede o vitamin minerallere de ağırlık vererek mutlaka o besinleri ekliyoruz ve altını çiziyoruz. Mutlaka bunlar tüketilmeli. Gerekiyorsa doktor tavsiyesiyle de vitamin mineral takviyesi yapabiliyoruz. Peki o zaman şunu da sorayım. Anti-inflamatuar beslenmeyi bir zayıflama yöntemi olarak mı düşünmeliyiz, yoksa zaten sağlıklı beslenmek için ya da çeşitli eşlik eden rahatsızlıkları varsa mı kişi bunu yapmalı? Ya da yaşam tarzı haline mi getirmek lazım? Evet, yani yaşam tarzı haline getirmek lazım mı? Aslında lazım. Ya evet, ben aslında şöyle zayıflama diyetiyle sağlıklı beslenme diyetini ayırmıyorum. İkisini bir kullanıyorum. Evet, kendi danışanlarımda da zaten uyguladığım hep anti-inflamatuar ağırlıklı besinleri, yani etkili besinleri kullanarak zaten bu beslenme sistemini yaptığınızda hem metabolizmanız hızlanıyor hem kan şekeriniz regüle oluyor. Dolayısıyla kilo ve yani yağ yakımı doğrudan aktive olmuş oluyor. Peki şunu da söyleyeyim. Süt ve süt ürünlerinin çok fazla işte inflamatuar etkisi olduğu konuşuluyor. Evet. Bu çeşit beslenmede onlardan da kaçınıyor muyuz? Süt Nasıl grubundan yapıyoruz? Biraz kaçınıyoruz. Aslında yoğurt, kefir, bunlar probiyotik olduğu için onları çok kısıtlamıyoruz ama sütte, inek sütünde özellikle çok fazla hormon olduğu için bu inflamasyona sebep oluyor. Genelde bitkisel süt tercih ediyorum ben. Bitkisel süt. Peki şimdi bunun bir süresi var mı? Yani anti-inflamatuar beslenme için geldik. 6 ay mı böyle besleneceğim? Hocam ömür boyu siz bir çıkış yolu arıyorsunuz buradan. Ben anladım ama yok. Yani hayat tarzı. Aslında şöyle, ömür boyu da gerçekten zor. Çünkü çok disiplin isteyen. Yani kendinize, çünkü haftalık olduğu gibi günlük rutinlerde işte yeşil sebze yedim mi, turuncu sebze yedim, hepsine tik atmanız gerekiyor. Ama şöyle, şimdi hepimiz tabii ki hafta sonu oluyor, bozuyoruz, ediyoruz. Böyle durumlarda %80 sağlıklı besleniyorsanız anti-inflamatuar %20'sini tolere ediyor vücut. Ediyor. Yani eğer sağlıklı. Eti azaltacağız, yeşil ağırlık veririz. Evet, haftada bir 80'e 20 gibi düşünmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti ki geldiniz. Benim için de çok keyifli. Teşekkürler. Biz devam ediyoruz. Tansiyon yüksekliği nedir? Hangi değerler hipertansiyon anlamına geliyor? Hipertansiyon hastalığının nedenleri neler? Kolesterol nedir? Nasıl belirtiler gösterir? En çok kimlerde görülür? Hipertansiyon ve kolesterol hastaları nelere dikkat etmeli? Nasıl beslenmeli? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize'de. Biz Bize stüdyomuzda şimdi de kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler. Hipertansiyon hastasından bahsedeceğiz. Hipertansiyon hastalığından bahsedeceğiz. Evet, ondan bahsedeceğiz. Toplumun çok sık, büyük bölümünü etkileyen bir hastalık. Hı hı. Hipertansiyon hastalığı nedir? Neyi hipertansiyon olarak değerlendiriyoruz? Biz aslında yarım kalmış olan şeylere devam edelim isterseniz. Özgür Hanım'la daha önce de izledim, takip ediyorum ben. Evet. Aynen. Sizlerde de güzel bir şey aldım. Neden? Bir kilo, hemen kilo verdiğinizden bahsettiniz aslında. Biraz ilişkiyi de birazdan ondan bahsedeceğim. Evet. Şimdi tansiyon öncelikle tarifini yapalım. Tansiyon ne? Kısaca kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç. Evet. Bu. Eğer belirli bir seviyede ise biz buna normotansif, yani normal diyoruz. Ancak belli değerleri aşarsa, ki klasik olarak 140'a 90 tabiri vardır. İdeal ise nedir? 120'ye 80 hep görürsünüz. Peki bu aradaki değerler ne? Bu aradakiler de yüksek artmış diyoruz. İşte prehipertansiyon dediğimiz, yani tansiyon öncesi değerler dediğimiz, kendimizce sınıflandırmaya çalıştığımız bazı değerler. Ama henüz hipertansiyona varmamış. Varmamış diyoruz. Anladım. Ancak şimdi orayı şu yöne bakıyoruz ki, şurada bir şey konuşacağım. Bir değer, yani müdahalenin değeri, müdahale etmemenin değerinden eğer yüksekse o değer bizim için eşik değerdir. Bu değer bir diyabet hastası için 130 olabiliyor. Ama normal bir hasta için, normal bir kişi için 140 olabiliyor. Dolayısıyla her hasta için aynı tansiyon değeri için yüksek tansiyondur dememiz hastaya göre özgün hastaya göre değişir yani. Bunlar. Her peki şey şimdi ben çok sık görüyorum poliklinikte ne zaman bir teyze amca gelse hepsi tansiyon hastası diyorlar ama toplumda bu kadar sık mı, çok sık görülen bir hastalık mı tansiyon hastalığı? Yani bunu tabii ki meslektaşlarımız görüyorlardır, pratisyen hekimler görüyorlardır veyahut da bir tarama yapsanız 20 yaş üzerinde bizim de Türk Kardiyoloji Derneği'nin zamanında yapmış olduğu büyük çalışmalar vardı. Hemen hemen 3 kişiden biri hipertansif. Çok yüksek. Yani az değil. 3 kişiden biri hipertansif. Ve 20 yaşın üstüne diyoruz. 20 yaşın üzerinde görülüyor. Şimdi önem de arz ediyor. Neden? Çünkü en sık görülen kronik bir hastalık ve biz sinsi düşman olarak değerlendiririz. Evet. Yani çok büyük bir belirti vermeyebilir. Kişiler... Onu soracaktım. Yani tansiyon hastası ne bu gibi bulgularla gelir size ya da neyden ben tansiyon hastasıyım demek için neler değil mi? Yani her şeyle karışabilir herhalde değil mi? Kesinlikle öyle. Şöyle kişi klasik olarak şöyle diyebilirler ya. Baş ağrım var. Şimdi baş ağrısının birçok sebebi var. Yani şu grip mevsimindeyiz. Gripten tutun, sinüzitten tutun, beyin olayları birçok var. Ama ensede zonklayıcı tarzda bir ağrı varsa bazen yapabilir. Çoğu zaman semptom göstermez. Yani bulgu vermez. İşte sinsi dememiz o zaten. Bir gün sizi kalp kriziyle yakalar. Bir gün sizi ilmeyle yakalayabilir. Bir gün sizi büyük damarlardaki yırtılma, aort anevrizması veya yırtılmalarıyla gösterebilir. Çok çok uzun dönemlerde gözlerimizdeki retinalardaki kayıplarla göz problemlerimize karşılayabilir. Veya da böbrek yetersizliklerine karşılayabilir. Hocam peki ne zaman endişeleneceğiz ve hangi durumda, yani kimler risk grubunda mesela? Kimler buna baktırmalı? Kaç yaşından sonra düzenli tahlil olmalıyız? Yani kim bunu fark etmek için bir şeyler yapsın? Şimdi aslında bence herkesin sorunu olmalı. Herkes bilmeli. Özellikle kimler olmalı derseniz ailesinde hipertansiyonu olanlar. Ki... Bu bir genetik alın yazısı mı denir? Çoğu zaman da öyle. Yani bazen çoğu hastalık öyle zaten. İsmini de koyalım. Meslektaşım da bilir. Bir primer ve sekonder dediğimiz, yani %95 nedeni bilinmeyen hipertansiyon denir ama aslında onun da nedeninin altında bazı genler yatıyor. O genlerle birlikte eğer kişide yaşam biçimi değişikliğinde ciddi bir bozukluk olursa, ki biraz önce bizim sizin konuklarınız bahsetti, anti-inflamatuar beslenmeden bahsetti. Bu inflamasyonun artışı, stres, sigara içimi ki önemli sigara bir faktör, zararlı zaten, diyabet varsa, tuz alıyorsak, örneğin bizim toplumumuzda da tuz tüketimi biraz fazla. Evet. Yani Saltürk dediğimiz bir çalışma yapıldı. Normalde aslında 5 gram almamız gerekirken 15 gram yani arıyoruz. Yemeğin tadına bakmadan tuz ekiyoruz. Tuz yani. Ekiyoruz. Evet, değil mi? Yani, böyle. Yani aslında sağlıklı beslenmemek, hareketsiz olmak, sedanter yaşam, bunların hepsi hipertansiyona sonuç oluyor. Evet, davete çıkarıyor. Biz, çünkü var, sizi evet. de genetik olarak o yatkınlığınız var. Hı. Ama örneğin kilo alıyorsunuz. Hı. Birazdan belki kısmen tedavisinden bahsederiz. Kilo alıyorsunuz. En güzel tedavi yöntemlerinde biri belki de o kiloyu vermek olacaktır. Sigara içiyorsunuz. Sigara sağlığı. Biraz önce de bahsedildi. Sadece tuzu kesmek yetmiyor. Yetmiyor. Rafineli yiyeceklerle maalesef çok... Şöyle bir şey. Herkesin kendi değerini, yani kendi tansiyon değerlerini bilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sizin söylemlerinden çıkarttığım benim o. Yani aralıklı tansiyonlarımızı ölçüp kendi tansiyon bizim değerimizi, için normal yani, olanı bilmemiz mi lazım gerekiyor? Yani kişiden kişiye değişir mi tansiyon? Şimdi tansiyonun öncelikle tansiyon, hipertansiyon var mı yok mu onun tanısının bakın konulması gerekiyor. Onun tanısını ya hekim muayenesine veya hastanede koyabilir veya da bir yere gittiğinizde ya tansiyon aleti artık dijital tansiyon aletleri de ve güvenilir tansiyon aletleri ortaya çıktığından dolayı ölçmeye başlıyorlar. Aa yüksek oldu. Hemen bir ölçüm yüksekliğiyle birlikte hemen tanı konmaz. Dolayısıyla birkaç ölçümün olması gerekiyor. Ve ölçerken de lütfen evde ölçüm yapan seyircilerimize de söyleyelim. Doğru ölçmeleri lazım. Örneğin çok soğuk bir havada ölçerlerse. Aa. Veyahut da hemen yemek yedikten sonra ölçerlerse. Ya da sıcak sigara, hamamda. Evet, sigara sağlığı. Da sigaradan, hayır sigaradan sonra. Şu illeti söylemeyin artık. Sigaradan sonrasında da içerlerse. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tütün veya mamulleri önemli. Yani çevresel faktörler de değiştiriyor. Nasıl bir yerde ölçülmesi gerekiyor? 5 dakika en az da dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmiş. Ortamın uygun olması gerekiyor. Oturarak. Şu anda oturmuş şekilde en az da elimizi de kolumuzu bir destek sağlayacak şekilde, sırtımız da arkaya yaslanacak şekilde uygun ölçümünün ve uygun manşonun olması gerekiyor. Eğer siz obez yani kilolu birinde kullanacağınız manşon ile normal bir kişide kullanacağınız manşon aynı olmamalı. Aynı olmamalı. O öncelikle ölçümün doğru olması gerekiyor. Ve bu ölçümde eğer hekimin ölçümünde 140'a 90 ancak bazen biz tansiyon holter, ambulator tansiyon dediğimiz 24 saat ölçümleri yapan eğer şüphelenirsek belirli indikasyonlarda onlarla da 130'a 80'in altında ise üstünde ise biz hipertansiyon tanısı koyarız. Peki hipertansiyon nasıl tedavi ediliyor? İlaçlı tedavisi var mı? Şimdi hipertansiyon güzel bir soru. Şundan güzel bir soru. Çoğu kişi bunu bir solunum yolu enfeksiyonu gibi görüp bir hafta bakıp bir ay bakıp ilaçlarını aldım. Bize gelen şeyler var yani hastalar var bu şekilde bırakan. Ben nasıl olsa kullandım. Evet, rahatladım. İyi, tansiyonum da normala geldi doktor bey. Evet. Artık almayacağım. Şunu bilmeleri lazım. Wow. Antihipertansif tedavi ömür boyu devam etmesi gereken yani bir tedavidir. Evet, ömür boyu tedavisi olacak. Arada ilaçlar değiştirilebiliyor herhalde. Şu var. Mi? Evet. Yine döneceğim doktor bey'e. 20 kilodan bahsettiniz değil mi? Kaç kilo verdiniz 28. dediniz? 28 kilo. Aa, ben de 28 kilo vermek demek ne demek? Bir ya da iki antihipertansif ilacın etkinliği kadar etkili bir Erman'da bir tarafa koyduk böyle. O çok önemli. Yani yaşam biçimi değişikliğiyle birlikte ki biraz önce Akdeniz diyetinden bahsedildi, DASH diyetinden bahsederiz biz. Hocam, tuzu azaltılmış. Sözünüzü keseceğim, Cumhurbaşkanımız konuşacak. Tamamdır. Şimdi değil mi? Tamam, okey o zaman. Devam edebilirsiniz hocam. Evet, yani bu şeylerden, hipertansiyondan bahsediyoruz. İnşallah hiperenflasyonlar da olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Diyeceğimiz güzel şekilde olmaz. Evet, mümkün. Yaşam biçimi değişikliği olmazsa olmazımız. Evet. Yani beslenmelerimiz biraz önce de bahsedildiği Akdeniz diyeti, DASH diyeti. Bununla birlikte eğer indikasyonu varsa mutlak olarak ilaç tedavisi. Ve bu ilaç tedavilerini hekimin önermesi gerekiyor. Evet. Kişiden kişiye değişebilir. Sen o ilacı aldın, aa ben de alayım değil. Şimdi paslayabilirim, şimdi doğru yerde Cumhurbaşkanımıza bağlanıyoruz. Biz bize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam kolesterolle devam edelim. Kolesterol nedir? Kolesterol vücudumuzun yapı taşlarından biridir. Aslında insanlar hep kolesterolü deyince böyle sanki bir düşmanmış gibi görürler. Değil. Yani şu sorular bir gerçekten kolesterol dost mu düşman mı? İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey var değil mi? Kesinlikle öyle. Yani şimdi kolesterolün bir sürü işte steroid benzeri yani yapı taşlarımızı oluşturan bir yapı taşıdır aynı zamanda. Vücudumuzun olmaz da olmazlarından biri. Ancak her şeyde olduğu gibi eğer burada da bir fazlalık olursa ki biraz önce kendiniz söylediniz. Kötü kolesterol, iyi kolesterol diye. Kötü kolesterol LDL olarak tarif ettiğimiz ve buna bazen trigliseridi de eklediğimiz kötü kolesterol düzeyleri ya da iyi kolesterol dediğimiz HDL, yüksek dansiteli. Daha önceki programda da bahsetmiştim. Hiçbir zaman unutmuyoruz. HDL, helal kolesterol, LDL, lanetli kolesterol. Dolayısıyla... Çok güzelmiş yani, değil mi? Böylece kolay ezberlemişiz. Peki neden yükseliyor kolesterol? Neden oluyor? Şimdi olay şu. Biz mesela kendim invazif kardiyoloğum. Yani stentle uğraşan, tıkalı damarları açan bir kardiyoloğum. Bizim görmüş olduğumuz şeylerde kalp krizi geçirip çok düşük kolesterol olan da var. Veya damarları normal olup yüksek kolesterol düzeyi olanlar da var. Dolayısıyla kolesterol düzeyi nasıl biraz önce hipertansiyonda da bahsettik. Kolesterolda da kişiye göre değişebilir. Eğer bir kişinin o kolesterol, önemli olan o kolesterolün gidip damarlarda bir tıkanıklık oluşturması. Evet. Small dense diyor, yoğun kolesterol. Yani okside olan kolesterol. Oksidasyonun da biraz önce bahsettik işte inflamasyonla da ilişkili aslında. O inflamasyonda kronik inflamasyon dendi ya biraz laf arasında geçti aslında. Kalp damar hastalıklarından bahsedildi. İşte ateroskleroz da öyle. İnflamatuar hücreleri artıran neydi? Sigara. Mesela oksidasyonu artırıyor. Sağlığa zararlı hocam. Evet, diyabet. Kesinlikle sigara sağlığa zararlıdır ve bir daha da konuşmamak lazım. Hayata da çıkartmak lazım o yönüyle. Diyabet, tansiyonumuzun kendi yüksekliği, bunlar stres, emosyonel stres ve diğer fiziksel streslerin çoğu neden olabilir. Sedanter yaşam. Evet. Bunlar hareketsiz yaşam. Peki hocam hipertansiyonu olan herkesin kolesterolü olan herkesin hipertansiyonu oluyor mu? Ayrı ayrı da görülüyorlar mı? Her ikisine de sahip bir insan neler yapsın? Bu da çok güzel bir soru. Neden? İkisi twin yani ikiz gibi. Ona risk faktörleri olarak saydıklarımızın başlarında bunu ama ikisinde önemli bir özelliği de şu. İkisi de önlenebilir risk faktörleridir dikkat ediyorsanız. Kolesterolümüzü de bir seviyede tutabiliriz. Biz tansiyonumuzu da bile bir seviyede tutabiliriz. Tansiyonu yüksek olan da illa kolesterol yüksek olacak diye bir durum söz konusu değil. Veya ikisi beraber de olabilir, ikisi beraber olmayabilir de. Dolayısıyla şu bir gerçek yalnız. İkisi beraber olduğunda tek başına olandan risk katlarca daha çok bir kat artıyor. Yani geometrik katlarca artıyor. Tabii ki. Yoksa aritmetik olarak 1 artı 1 2 değil. İşte belki 9 kat artıyor, 4 kat artıyor, o şekilde artıyor. Olunca, o yüzden ikisi tehlikeli. Peki kalp sağlığında artık hani sonuna da geldik sohbetimizin. Kalp sağlığında doğru beslenmenin, spor yapmanın öneminden biraz bahsedelim mi? Pandemiyle de birlikte iyice hareket etmeyi de unuttuk çünkü. Evde yattık, ekmekler yaptık, pizzalar yaptık, yedik. Kesinlikle. En başta tabii ki vücudumuzun yani bu pandemideki süreçte bağışıklık sistemimizin de belli bir seviyede olması gerekiyor. Bu sadece kalbimiz değil, tüm vücudumuzdaki organlarımız için geçerli. Tabii ki sağlıklı kalplerle geleceğe gitmemiz için ana şef organ olarak biz her zaman kalbi deriz yani. Hatta bizim bir kardiyolojinin sloganı vardır yani gelirken söyleriz. Kalbinize iyi bakın çünkü içinde sevdikleriniz vardır diye biz onu hep konuşuruz ama şu var. Bunun için her şeyi biz ilaçlardan bulmayalım. Tabii ki. Biraz önce kendiniz bahsettiniz. Hareket, kilo vermemiz, diyabet, porsiyonlarımızı... Ben gerçek hekim olarak söylüyorum. Küçültmekte fayda var. Gerçekten de fayda var. Ekmeği azaltmamız lazım. Tahıl ve tahıl ürünlerini ön plana almamız lazım. Ve bizim yapabileceğimiz sporları lütfen yapalım. Hipertansiflerde spor yapabilir. Yani tansiyonu yüksek olanlar çok rahatlıkla spor yapabilirler. Spor yapmaktan kaydımız zaten kendimizi yoracak. Yani hocam da çok iyi bilir omurgamızı zararlayacak ya şeyler değil. Ben en azından günde yarım saat bir yürüyün diyorum. Yani. Yürümek bile bir spordur yani. Günde 10.000 adım çok diyorlar aslında. 10.000 adım doğru bir rakam mıdır? Yapabilen için tabii ki imkanı olan için. Sınırlama bende yok ama ideali şu. Hedef kalp hızınız var aslında. Hedef kalp hızı şudur. 220'den yaşınızı çıkartırsanız ve bunun %70'ine çıkartırsanız, %70'ine ulaşırsanız, %70-80'e ulaşırsanız izotonik egzersizler, izometrikler değil. Yani ağırlık çalışmaları değil. Belli bir yaştan sonra mümkünse bahsettiniz, yürüme, yüzme. Hatta voleybol oynama. Yani kendinize kendi yapabileceğiniz... Kendi kasımızla, kendi vücudumuzla yapabileceğimiz şeyler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzeldi. Gerçekten sizlere olmak da güzeldi. Biz bize devam ediyor. Kadına şiddetin önüne geçmek için neler yapılabilir? Mevcut yasalar ne kadar caydırıcı? Kadın haklarıyla ilgili toplumda nasıl farkındalık yaratılabilir? Hayvan hakları yasası neden gerekli? Hayvana şiddet neden suç sayılmalı? Avukat Serra Taşköprü cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize'de. Serra Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Umarım herkes daha iyi olacaktır. Evet, her şey daha güzel, daha iyi olacak inşallah. Evet. Hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar ve yasal boyut adlı kitabın yazarısınız. Evet. Ne ile ilgili bu kitap? Uzun da bir adı var. Bize neyi anlatıyor? Özge Hanımcığım, sayın seyircilerimiz, Erman Bey, sizlerle bir arada olmak gayet hoş, keyifli hissettiriyor. Öncelikle bunu borç biliyorum söylemeyi. Söz gümüşse sükut altındır derler. Biliyorsunuz atalarımız, böyle bir deyiş vardır. Hı hı. Ancak bunun tam tersi, zıttı bir durumu ifade ediyorum. Hı. Bunu da sessiz şiddet olarak, kavram olarak ortaya koyuyorum. Şiddetin sessizlikle işlenebileceğini kanıtlıyorum. Hı hı. Silent treatment da yazıyor. İngilizce'de böyle bir kalıp var zaten. Yani karşımızdaki insana karşı sessiz kalarak da ona zarar veriyor muyuz? Hangi durumlarda oluyor bu? Tabii bazen bilinçsizce, bazen de bilinçli olarak manipüle olmasına karşı tarafın yol açabiliyoruz. Hı hı. Nasıl manipüle ediyoruz sessiz kalarak mesela? Şimdi ekran başında izleyicilerimiz varsa, böyle şeylere maruz kalıyorlarsa belki farkında bile değillerdir. Nereden anlamalıyız bunu? Zaten şöyle belirtiler, bir takım fiziksel, zihinsel ve psikolojik belirtiler de ortaya çıkıyor. Psikiyatrik belirtiler dahi ortaya çıkabiliyor. Zaten anket sorularıyla değerlendirme yapıldı. Anket sorularının da bana ait. İnanın çok ciddi bir rakamda buna maruz kalanlar var Özge Hanım. Var. Ancak şikayet, yani suç olarak şimdilik değerlendirilmediği için soyut olarak ortaya konan bir durum olarak şimdilik algılandığı için. Belki şiddet olarak değerlendirilmiyor mu yani, aslında anlaşılmıyor mu? Şiddet ama kanunlarda yer almıyor henüz. Mobbing gibi algılayabilir miyiz? Tabii biraz, mobbing yanı da var. Yani, iş yaşantısında. Var. Peki bu genelde kadına şiddet olaylarında mı karşılaşılan bir şey, yoksa hocamın da dediği gibi mobbing ofis ortamında da falan karşılaşılıyor mu? Yani avukat, müvekkil, doktor, hasta... aile içerisinde her ilişkide var. Evet, sevgili ilişkisinde olabilir. Her tür ilişkide, yani insan ilişkisinde karşılaşılan bir durum. Çoğumuz bunun farkındayızdır ama anlamlandıramayız. Ya da anlamlandırsak bile dalga geçileceğini, burada bir problem olduğunu zannederiz. Bu anlamda o yüzden paylaşmaya bile cesaret edemeyiz. Aslında. Evet. Yani evdeki partnerimiz ya da işte annemiz, babamız bizle konuşmadığında, bize cevap vermediğinde, bizi görmezden geldiğinde mi bunu böyle düşünmeyiz? Yok sayma. Yani bir nevi yok sayma bir şarkı da var hatta. Ama bunun dozu nedir? Şimdi ben mesela yengeç burcuyum. Ben üzüldüğüm zaman, küstüğüm zaman kendimi geri çekerim, konuşmam. Yani bunun bir dozu var mıdır? Yani o sessiz kalmanın süresi mi vardır, yoksa nasıl? Yani Erman Bey şöyle, bu olaya bireye göre üzerinde çalışılması gereken bir konu. Hı-hı. Ben bir yol açtım. Hı-hı. Bir vesile oldum farz edelim. Hı-hı. Benden sonra da işlenmesi gereken bir konu. Yani bir psikiyatristin, bir psikoloğun, bir sosyoloğun, bir felsefe mezununun ve psikolojik danışmanların Yani bu yönde toplumsal anlamda olsun, bireysel anlamda olsun bunu işlemesi gerekiyor. Siz konuyu açtınız. Evet. Evet, buradan gerisi devam etsin, evet, diyorsunuz, evet, aslında, evet, değil mi? Özellikle kadına şiddette de herhalde çok rastlanan bir şey. Peki bunların yasal bir boyutu şu an yok değil mi? Yani, yok maalesef. Kişi, mesela bazı çiftlerde olabiliyor, hani böyle bazen filmlerde bile görebiliyoruz. Karı koca yıllardır konuşmuyor. Konuşmuyorlar. Evet. Hiçbir iletişim kalmamış aralarında. Aslında bu da bir şekilde şiddet. Değil mi? İletişim biçimi bu da, ama yıkıcı bir iletişim biçimi. Hı hı. Bir de karşı tarafın ne kadar etkilendiğiyle bağlı. Erman hocam küsüyormuş. Belki eşi alışmıştır artık. Erman naz yapıyor diyordur. Kişiye konuşmuyor. Bir köşede bilmiyorum, kalıyor ama diye. Mesela başka bir insan buna çok kırılıp çok alınabilir herhalde. Öfke yol açabiliyor. Evet. Ve hakarete varacak, işte tehdite varacak, hatta konut dokunulmazlığını, ihlal suçunu işlettirecek. Yani bu yüzden... hissettirdiği şey o zaman. Önemli, evet, aynen. Hissettirdiği ve düşündürdüğü şey bir süre sonra davranışa dönüşebiliyor. Şimdi hem avukatlık yapıyorsunuz hem de yazarlık, anladığım kadarıyla topluma karşı da çok böyle bilinçlisiniz. Toplum, evet, bilinciniz de fazla. Kadına şiddetten biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Kadına şiddet hakkında peki ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi önemli olan şiddeti yok edebilmek için, yok etmek değil de yönetebilmek için, yani zararını dış dünyaya yansımasını engelleyebilmek için cezadan çok kökten düzenleyebilmek, kökten sorunu çözebilmek gerekiyor. Hı hı. Biz üstünü süpürerek bir temizlik yapıyoruz. Bundan, evet, dolayı şiddet vakaları artıyor, hı hı, ya da problem olarak yani bir çözüme ulaşmıyor. Peki ne var temelinde? Siz bu işlerle çok yakından uğraşan bir avukat olarak ne düşünüyorsunuz? Temelinde yani herkesin toplumsal bir fikri var ama eğitimsizlikle mi başlıyor aslında, evde eğitimde mi başlıyor sorun? Yani bazen çok, şimdi öğrenim gören ailelerde de şiddet vakaları görülüyor. Psikolojik şiddet çok önemli. Şimdi gereken önem verilse, şöyle söyleyeyim. Psikolojik şiddet fiziksel şiddette de var, evet, cinsel şiddette de var, hı hı, ihmalde de var. İhmal de bir şiddettir. Tabii, evet. Ekonomik şiddette de psikolojik şiddet var. Hı hı. Şimdi psikolojik şiddete ne kadar önem verilirse, bunun üzerine çalışmalar gerçekleşirse, yani aile öğrenilmiş davranış kalıbının etkisi de var. Burada tabii toplumda şöyle kadının rolünü öne çıkartmak lazım sanırım herhalde. Kadın, hı, biraz toplumda arka planda mı kalıyor, bu yüzden şiddet artıyor? Şimdi kadınlarımızı aciz bir varlık olarak yetiştirmememiz gerekiyor. Hı hı. Kadına mağdur psikolojisi yüklediğimiz zaman, hı hı, kadın o gücü keşfedemiyor. Kesinlikle, hı hı, tam tersi çocukluktan itibaren, yani, evet, eğitimli ailelerde de hep bir sanki erkek evladı kayırma durumu oluyor ne yazık ki, değil mi? Yani Özge Hanımcığım, kurban psikolojisinden kurtarmamız lazım, evet, kadınlarımızı. Hı hı. Yani... Bak, kadınlar haklarımızı da bilmiyor açıkçası. Gerçi erkekler de doğal olarak, hı hı, yani toplumsal olarak haklarımızdan, doğru, da haberdar değiliz. Yani şundan bahsedebilir miyim? Bir kadın şiddete uğradığı zaman hakları nelerdir, ne yapması lazım? Bu konudan biraz bahsetme şansınız var mı? Şimdi burada... Hani çok fazla da seyircilerimize sıkmadan, evet, madde hı, anlatıp yormadan, evet, konuşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi kadına şiddet gerçekten yaşanan, hı, ve belki de gitgide artan ya da su yüzüne çıkan, buzdağının görünmeyen yüzünün daha da belirginleştiği. Peki yasal olarak neye hemen başvurmaları gerekiyor? Hemen onu bir söylesek, hani ekran başındakiler de belki ilgileniyordur. İlk etapta ne yapmalılar? İlk etapta yani şiddet uygulandığı takdirde ya polis merkezine, hı hı, ya da adliyeye direkt savcılığa, evet, suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Hemen bunu peki mesela bazen hani şiddet fiziksel bir şiddet olduğunda, yaralanma gibi şeyler de olduğunda önce hastaneye mi koşuyorlar? Hastaneye koştuklarında ne yapmalılar? Bunun bir yaptırma olması için. İlk önce polis merkezine ulaşmalarında zaten onlar gerekli muayeneyi yaptırtıyor, hı hı, polislerimiz. Hı hı. O yüzden polis merkezine ulaşabilmeleri ya da yani belli numaraları çevirmeleri gerekiyor. Gerekiyor. Vakit kaybetmeden aslında önce emniyet güçlerine. Bir uygulama da var Özge Hanım, bilirsiniz. O uygulamayı indirirlerse panik butonu gibi düşünün. Panik anında, tehlike anında o şekilde yardım, ambulans olsun, polis yardımı alma şansları olabilir. Peki STK'ların bu konuda iyi çalıştığını düşünüyor musunuz? Aslında çok herkes sürekli ayaklanıyor. Yeterli oluyor mu, daha mı fazla olmalı? Şimdi şiddet üzerine birçok şey söyleniyor. Bir de bir hakkı bir kesime fazla da tanıdığımızda, bu kime tanınırsa tanınsın, istismarcıları ortaya çıkmaya başlıyor. Suistimal edenler, kötüye kullananlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani erkek mağdurlar da var. Çok iyi analiz edilmesi gerek bu konunun. Erkek mağdurlar da var. Yani olabildiğince adil, eşit, bazen eşitlik de adaleti sarsabiliyor. Tabii. Adalet, biraz daha adil olmak lazım. Adalet için olabildiğince tabii yani şiddet gören erkekler de var. Evet. Kesinlikle. Yani ya tabii bunu sonuçta erkek kadın diye ayırmamak lazım. Yüzdesi yani çok olduğu için kadınlar daha çok hani gündemde oluyor tabii ki ama o yüzden iyi analiz edilmesi gerekiyor değil mi bu şiddet olaylarının aslında? Çünkü suistimal edenler var diyorsunuz. STK'lar çalışıyor mu bu konuda? Sivil toplum kuruluşları açıkçası dediğim gibi biraz daha artık sohbet ortamından çıkıp biraz daha eyleme geçmeleri gerekiyor. Aksiyona geçmeleri ve barışçıl yönde bunu çözüm önerileri. Bakın problem şurada Özge Hanım, Erman Bey. Sayın seyircilerimiz, eleştirelim. Olumlu eleştirelim, olumsuz eleştirelim. Kesinlikle. Ama çözüm önerisi getirerek bunu yapalım. Evet, yani teoride değil, yıkarak değil. Şiddete başvurmadan. Şiddete ama gerçekten. Evet. Yani şurada şunu eleştirebiliriz. Yani beni de eleştirebilirsiniz. Serra Hanım, Serra Hocam şurada olumsuz diye eleştirebilirsiniz. Ama yanında da bir çözüm getirebilirseniz. Çözüm sadece eleştirmek değil, mutlaka çözüm de getirmemiz gerek. Uzun bir konu inşallah, daha ayrıca konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Serra Hanım. İyi ki geldiniz, çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Biz bize devam ediyor. Femurbaşı avasküler nekrozu nedir? Belirtileri nelerdir? En çok kimlerde görülür? Bu kalça rahatsızlığının evreleri var mı? Nasıl tedavi ediliyor? Kalça sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekiç cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize'de. Hocam kaldık mı baş başa? Biz bize, daha doğrusu biz bize kaldık. Femur başı avasküler nekrozu nedir? Bir tane küçük arkadaşımız var. Onun üzerinden mi anlatacağım? Şimdi sen Ruhi'yle, tabii tam Ruhi'yle tanışmadın ben ama. Ben Ruhi'yle ismi var mıydı diye soracaktım. Aynen öyle. Ruhi'nin kalçasını getirdim ben sana. Şimdi femur başını tariflemek lazım. Femur başı avasküler nekrozu demekten önce femur başı neresi? Yani hastalara anlatmak gerekirse bu bizim ruhumuzun kalçası. Yani ayakta kaldığımız zaman bu kalça bölgemiz bizim. Aşağı doğru giden femur işte dize kadar doğru gidiyor. Şimdi femur başı dediğimiz kalça ekleminin hareketlerini sağlayan, yürümemizi sağlayan bu topuz dediğimiz şekil femurun başı oluyor. Femurun boynu ve aşağısı normal femur dediğimiz kemik. Femur başı avasküler nekrozu nerede olur? Bu topuz kısmı tamamen kıkırdakla kaplı. Yani eklemlerin birbirine sürtmesini engellemek için eklemlerin yüzeylerini nasıl kıkırdakla kaplıysa femur başında komple hepsi kıkırdakla kaplı bir yapı. Buranın tabii bir beslenmesi var. Femur boynundan gelen büyük bir sirküfleks arter dediğimiz femur boynundan başlayıp içine doğru, kemiğin içine doğru giden büyük bir damarımız var. Her ne kadar kasların da beslenmesi olduğu gibi femur başının da tek bir damardan beslenme durumu var. Şimdi bu damarda bir problem olduğu zaman, dolaşım bozukluğu olduğu zaman, işte hocam da bahsetti, ateroskleroz, oksijenizasyondur, bunlar bozulduğu zaman bu kıkırdak yapının kanlanması bozuluyor. Bu kıkırdak yapının kanlanması bozulduğu zaman buranın beslenmesi bozulduğu için. Peki niye bozuluyor o kıkırdak yapının kanlanması? Şimdi birçok sebebi var. Yani işte bahsedeceğiz. Bozulduğu zaman buranın kıkırdak yapısı kendini besleyen bir organ değil. Yani kendi kendini yenileyen de bir organ değil. O yüzden bu başta bozulmalar meydana geliyor. Şimdi neden bozulur? Tabii ki de birçok sebep var. Yani hastalıklar var. çevresel faktörler var, beslenme var. Ama genelde %80-90'ı tütün ürünleri kullanımından kesinlikle ve kortizon kullanımından kaynaklanıyor. Kortizon tedavisi de yol açıyor. Evet, evet. Bizim zaten ortopedi olarak çok sevdiğimiz bir tedavi değildir. Çünkü bazı hastalar işte nörolojiye giderler. Bazı hastalıklarda yüksek doz kortizon kullanımı gerekir. Kâr zarar hesabı yapmak gerekiyor burada. Yüksek doz kortizon kullanıldığı zaman dolaşım ve kıkırdak yapısı bozulduğu için sadece femur başında değil, dizde, kollarda, yani eklem olan her yerde kıkırdak yapısı bozulabiliyor. O yüzden genelde %80 tütün ürünlerinin kullanımı, alkol kullanımı ve kortizon kullanımı en büyük sebepleri. Tabii ki başka sebepler de var. Çeşitli genetik hastalıklar var. İşte orak hücreli anemidir, kan pıhtılaşma bozukluklarıdır, damarsal problemlerdir. Kanın yani metabolik hastalıklar, böbrek hastalığı mesela. Böbrek hastalığında da avasküler nekrozu çok görürüz. Onun dışında geçirilmiş travmalar, yani hasta bir kaza geçirdiyse, bir düşmeye yaralanma geçirdiyse. Yaralanmalarda da sebep. Evet, çünkü neden? Bu femur başını besleyen damar dolaşım bozulduğu zaman bir travmayla, kırıkla, bir şeyle ya da yırtılmayla tabii bunlarda da avasküler nekroz gelişebiliyor. Gelişebiliyor. Peki hocam, belirtileri neler? Nasıl anlıyor insan bu karışık isimli hastalığı yaşadığında? Aslında şöyle, bizim ortopedide Demet'le çok konuştuk. Ortopedide bizim için en alert bulgu ağrı. Ağrı tabii ki. Yani ağrı bizim için herhangi bir yerdeki bir ağrı bizim için bir alert bulgu olması lazım. Çünkü normal bir bu şey değil, his değil. Burada da aynı şekilde, yani genelde hastalar kalça ekleminde, yani direkt kalça ekleminde ağrıyla gelirler. Burada en çok karışan şey genelde hasta kalçam ağrıdı dediği zaman, işte ağrıdı dediği zaman işte bel fıtığıyla karışıyor, bel hastalıklarıyla karışıyor, sakroiliak eklem hastalıklarıyla karışıyor, diz eklemli hastalıklarıyla karışıyor. Aslında kalça ağrısına yol açan o kadar çok patoloji var ki, o kadar çok hastalık var ki. Yani iyi bir muayenenin ve iyi bir tetkik sürecinin yapılması lazım. Tanısı çok zor konulur. Ama kalça bölgesinde yürümekle artan, geceleri mesela istirahatle azalan, yürümekle artan, mesela hasta eskiden 100 metre gidiyorsa veya bakkala gidip gelebiliyorsa, zamanla süreç içinde bu süre azalmaya başlıyor. İşte bakkala gidemiyor, 100 metreden daha kısalıyor. Ve bu sürede işte dinlenip oturup dinlenmesi gerekiyor. Dinlenip tekrar mobilizasyona geçiyor. Sürekli hareket kısıtlığı gelişmeye başlıyor. Kimlerde görülüyor peki? Yani kimler bu rahatsızlığı? Şimdi aslında biz bu hastalığın %80 nedenini, yani sebeplerini saydım ama tam neden ne olduğunu, hangi mekanizmanın olduğunu bilmiyoruz. O yüzden hani burada genetik geçiş etkisi var, çevresel faktörler var, kişisel faktörler var. O yüzden çok hani net şunda, net bunda kimde görülür diye bir ayrımımız yok. Çok ama şöyle bir istatistik çıkartılmış. Amerika'da çıkartılmış genelde. Genelde işte 3. dekatla 5. dekat arasında, yani 30'lu yaşlarla 50'li yaşlar arasındaki insanlarda daha çok görülüyor. Bir yaş grubu var gene. Var. Yani 30'da bir görülme pik seviyesi var. Bir de 50'li yaşlarda bir görülme pik seviyesi var. Kadınlarda daha çok görüyoruz. Öyle bir baktım. Demet'le bu konuda çok sık şey yaparız ama. Neden? Ya nedeni yok. Yani kadınlarda genelde hormonsal dengeler bozuk, daha fazla yaşama mesela ev hanımları çok, mesela ben çok şey derim. Ne iş yapıyor der. Ne iş yapıyorsun derim. Kadınlar ev hanımı deyince dedim ki en ağır iş o aslında. En ağır iş kesinlikle. Çevresel faktörlere daha çok maruz kalıyorlar. Tabii ki. O yüzden kadınlarda daha sık görülüyor. Dediğim gibi 30'lu 50'li yaşlar arasında ve kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlık. Peki siz nasıl tanı koyuyorsunuz? Görüntüleme cihazları vasıtasıyla mı? Şimdi bizim için en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki de muayene. Yani hastanın muayenesini yapmadan bir tanı yöntemine gitmek yanlış. Çünkü dediğim gibi işte bel hastalıklarıyla çok karışır, diz hastalıklarıyla çok karışır, pelvis dediğimiz leğen kemiği hastalıklarıyla çok karışır. O yüzden uygun bir muayeneyi yapmamız lazım. Muayenede ne yapıyoruz? Kalça hareketlerine bakıyoruz. Açıklık, kapalık hareketlerine bakıyoruz. Bu hareketler sırasında biz ağrı görüyoruz özellikle. Ondan sonra da tabii yöneliyoruz. Yani nelerimiz var? İşte film çekiyoruz. İlk başta bir normal düz grafik çekiyoruz. Röntgen çekiyoruz. Röntgende görülme şeyi çok yüksek değil. Yani başlangıç aşamalarında atlama olasılığımız çok yüksek. O yüzden eğer avasküler nekroz tanısından şüpheleniyorsak muhakkak MR'a yönelmemiz gerekiyor. Çünkü MR bizim için %90-95 spesifitesi ve sensitivitesi var. Nedir bu? Yani %90-95 doğrulukla bize kıkırdak hasarını gösterebilecek bir şey, tetkik. O yüzden bu hastalarda şüphelendiğimiz zaman bizim için altın standart tetkik MR bulgusu. Onun dışında hani kalça artrografileri var, spekler var, ayrıntılı teknikler var ama basit filmle MR bizim için tanı koyucu bulgular. Peki evreli bir rahatsızlık mı bu? Yani evet. evre mi ilerliyor? Bunda erken teşhisin önemi nedir? Ne zaman hemen muayeneye gelinmeli? Şimdi tabii ki de kalça avasküler nekrozu 4-5 evreye, 5 evreye ayrılan bir hastalık. Erken tanı her hastalıkta dediğim gibi... Ortopedide olmazsa olmazımız. Çünkü erken tanıyla birçok hastalığı geri döndürme şansımız var. Kesinlikle. Çünkü kemik deformiteleri kas deformiteleri gibi değildir. Yani kemik hastalıkları bir patolojiye yol açtığı zaman geri dönüşü çok zor. Yok. Hocam 5 evreden bahsedeceğiz ama Cumhurbaşkanımız tekrar konuşuyor şu an, ona bağlanacağız. Tamam. Bugünlük Biz Bize'den bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte TV100 ekranlarını görüşünceye dek hoşçakalın. Biz de sohbete yarın devam ederiz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hareketle kalın diyoruz her zaman. Görüşürüz.